Gidiyoruz Kadir Doğulu'ya. Evet, Bakü'de beklenen cevaplar geldi. Biz kafamızı duvarlara vurduk. Bakalım siz bu görüntülerden sonra ne yapacaksınız? Buyurun. İhanet gecesinin ardından sorun yok mesajı veren Neslihan Tagül ve Kadir Doğulu Bakü'de köşeye sıkıştı. Açık ilişki sorusu ortamı gerdi. Özünüze ayrı neyi merak ettiniz acaba siz? Bir söyleşiye katılan ünlü çifti üniversitelilerin soruları terletti. Şu an gerçekten bunu mu merak ediyorsun mesela? Neslihan köşeye sıkışınca derviş Kadir sazı eline aldı. Bir kızla yakınlaştığı zaman kıskanıyorum ve terk ediyorum. Siz birbirinizi nasıl terk etmiyorsun diyebilirsin mesela. Söyleşi grup terapisine döndü. Sormak isteyen var mı? İkili ihanet yok diyemedi. Sordum, sorduğunuz varsaydım. Biz birbirimize yakın durabilmek için. 7 yıldır aynı yastığı paylaşan oyuncu çift Neslihan Tagül ve Kadir Doğulu'nun bir garip evliliği akılları karıştırmaya devam ediyor. Son 2 yıldır ihanet, açık ilişki, farklı kadınlara kıyılan dini nikah iddialarıyla gündemden düşmeyen Kadir Doğulu sonunda fena patladı. Oyuncunun eğlence mekanlarında kadınlarla çekilen samimi görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Skandal görüntülerin ardından Kadir Doğulu, görüntüler için komplo, samimiyet içinse kadınların müşkül sorunlarını dinlemek olarak nitelendirdi. Açıklamaları kimseyi tatmin etmedi. Gözümüze mi, sözüne mi inanalım Kadir? Önce dervişlik iddiasında bulunan Kadir Doğulu'nun sözleri ve davranışlarındaki çelişki oyuncuyu hedef haline getirdi. Yani bu havası atılacak ya da bakın ben buyum diye dolaşılacak bir şey değil. Bu bir makam. Ve bu da bir tedrisattan geçilerek hediye ediliyor. Hangisi gerçek Kadir? Derviş mi? Tamam, onlar tarikat değil. Onlar tarikatın güzelliğini kullanan insanların maddi manevi enerjisini sömürmek için kurulmuş bir nevi. Çünkü manevi yolculuk insanları uyandırır dostlar. Uyutmaz. Boyalamaz. Size gerçek... Çapkın mı? Eşin ihanet zincirinin ardından gözler Neslihan Tagül'e çevrildi. Kadir'in rahatlığı herkesi rahatsız ederken Neslihan 3 maymun oynadı. Akıllara durgunluk veren kayıtsızlığın ardından güzel oyuncu Kadir Doğulu'yla el ele bakıyor uçtu. Formula 1 yarışlarını izlemek için Azerbaycan'a giden ünlü çift kardeş ülkeden sorun yok mesajı yolladı. Kadir Doğulu, Alaçatı'da müşkül kadınlar Bakü'de Neslihan'la dans etti. Oyuncu müşkül kadınların ardından şimdi de Neslihan'la dudak dudağa görüntülendi. Önceden planlanan bir etkinlik kapsamında Bakü'de bulunan ünlü oyuncular dün bir üniversitede yapılan söyleşiye katıldı. O soru Neslihan'ı sinirlendirdi. Özünüze ayrı neyi merak ettiniz acaba siz? Şu an gerçekten bunu mu merak ediyorsun mesela? Bu gördüğüne neden inanmıyorsun da bunu merak ediyorsun mesela? İhaneti görmezden gelmeye devam eden Neslihan işine destek verdi. En korktuğunuz anları düşünün. Kimseyle paylaşamıyorsunuz. Yeri geliyor anneniz bile, sizi doğuran bile sizi anlayamıyor. Benim öyle, yeri geliyor beni anlamıyor. Ve ben sürekli kendimi anlatmaya çalışıyorum. Ama bana annemden daha yakın biri var şu hayatta. Babamdan çok daha yakın biri var şu hayatta. Eşim Kadir. Ama eşim olmadan önce insan. Ve ben şu an bu yakınlığı onunla deneyimleyebiliyorum. Biz ne olursa olsun Kadir'le birbirimizi yargılamadan önce oturup gözlerimizin içine bakıp ne varsa yetkinliklerimiz, noksanlıklarımız bunu annemle yapamıyorum, abimle yapamıyorum, çok yakın dediğim her şeyimi bilen arkadaşımla yapamıyorum bazen ama Kadir'le bunu yapabiliyorum. Kadir vaaza başladı. Bu kadar çıkan habere rağmen nasıl eş olmayı becerebiliyorsunuz diyebilirsin mesela.
bu kadar çıkan doğru yanlış demeden ortalığa yayılan bu haber silsileleri neden benim annemle babamın arasını bozarken sizin aranızı bozmuyor diyebilirsin mesela. Neden ben erkek arkadaşımla bir kızla yakınlaştığı zaman kıskanıyorum ve terk ediyorum, siz birbirinizi nasıl terk etmiyorsun diyebilirsin mesela. Bu soruları sorabilirsin. Sormak isteyen var mı? Sordum, sorduğunuz varsaydım. Biz birbirimize yakın durabilmek için, birbirimize yakın durabilmek için çok çaba sarf ediyoruz. Yakınlık aynı yastığa baş koymakla olmuyor. 50 yıl aynı yastığa baş koyup birbirini tanımayan çiftler var benim hayatımda. Beni çok iyi tanıyor. Evliliklerinin aslında ne kadar özel ve güzel olduğunu anlatarak ihaneti kılıf uydurdu. Önüne herhangi bir duygu çalkantısı koymuyoruz birbirimizle konuşurken. Akli bir melekeyle de konuşmuyoruz. Burayı kontrol ediyorum sürekli, o da burayı kontrol ediyor. Seviyorum, eminim, güveniyorum. O zaman da bulutlar çıktığı zaman karşımıza geçiyoruz tekrar tekrar. Ben burada takıldım, ne düşünüyorsun bununla ilgili? Valla diyorum karıcığım, benim bildiklerim bunlar. Sonra ben geçiyorum onun karşısına. Diyorum ki ben buralarda takıldım, şurada zorlanıyorum. Kadın erkek ilişkisiyle olabiliyor, hayatla ilgili olabiliyor, o da bana anlatıyor. Bu bize daha önce deneyimlemediğimiz bir yakınlık sağlıyor. Yani abiyane tabirle tarih olarak çıplaklık sağlıyor. Öyle bir rol yaparak bize ait olmayan bir kıyafetle konuşmuyoruz. En primitif, en ilkel yerlerimizde saklamıyoruz. En medeni, en ileri yerlerimizde saklamıyoruz. Ulu orta koyuyoruz. O da biliyor ki alınmayacak, kızmayacak. Kadir konuşurken Neslihan'ın mimikleri ise olay oldu. Günlerdir bu soruya hazırlanan ünlü oyuncunun gerginliği yüzüne böyle yansıdı. Görürsünüz. Bu kadar çıkan habere rağmen nasıl eş olmayı becerebiliyorsunuz? Diyebilirsin mesela. Bu kadar çıkan doğru yanlış demeden. Bu zamana kadar ne Neslihan'ı ne de Kadir'i bu kadar birbirlerini öperken ve birbirleriyle dans ederken biz görmedik. Şimdi bunları görmemizin sebebi çok belli. Bunlar çalışılmış, oturup senaryoya çalışır gibi, zaten bu konu tecrübeliler, senaryoya çalışır gibi çalışılmış hareketler. Şu köşede öpüşelim, şu köşede dans edelim, şu köşede şu cevabı verelim. Tabii canım. Bunlar kesinlikle çalışılmış hareketler, bu bir. Evet. İkincisi, Neslihan'ın sinirini bozacak kadar bu soruya böyle yüksek sesten cevap vermesine ben şaşırıyorum. Çünkü insanların merak ettiği bir şey var. Siz bu yakın teması nasıl kaldırabiliyorsunuz diyor. Yani diyor ki neden gördüğünüze inanmıyorsunuz. Şimdi onlar kaçış tabii ki Bircan'cığım. İstemediğimiz için. Hiçbir şey olmamış gibi. Sanki bu ihanet görüntüleri hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi. Sanki balayına çıkıyorlarmış gibi. Davranmalarında anlam veremiyorum. Yani bunlar zaten çok paylaşımı enteresan olan görüntülerdi. Yani belli ki bizde her şey normal, hiçbir sıkıntımız yok deniyordu. Orada esas benim dikkatimi çeken Neslihan'ın eşi Kadir'i annesinden de babasından daha yakınmış gibi görüp ve ilahi bir boyuta oturtturmuş. Eşini. Yani eşinden öte Kadir öyle birisi ki diyor, benim annemden babamdan bile yakın, benim annemden babamdan daha insandır diyor. Ben insanlığı ondan öğrendim diyor. Bu da çok acı bir şey. Sanki ona Kadir'den başka hiçbir şey iyi gelmeyecek. Sanki Kadir olmazsa dünya duracak. Böyle bir ruh hali hissettim Neslihan'da. Çok üzüldüm açıkçası. Çünkü beyni yıkanmış ve özgüveni tamamen alınmış bir kadın görüyorum ben bu konuşmada. Başka bir şey görmüyorum. Özgüvenin altı çizilecek bir şey. Evet. Gerçekten o konuşmalarda özgüvensiz bir Neslihan Atagül var. Evet. Son bir şey daha söyleyeceğim bu konuyla ilgili. Kadir'in kendini koyduğu o ilahi boyuttaki sıfatı tabii ki çok enteresan ama o sıfatı esas gören, koyan ve kabullenmiş de bir Neslihan var. Bence mürit görüyorum açıkçası. Bence karı koca ikisinin de acilen bir psikiyatriste veya bir psikoloğa çok mantıklı. Gitmesi karı gerekiyor. Uzman. Doğru evet. Söylüyorsun gerçekten. Evet, gitmesi gerekiyor. Yerine, o psikoloğa gitmek yerine işte bu bahsettikleri dergah Kadıköy'deymiş. Onun için biz onları hep Kadıköy'den çıkarken yakalıyoruz. Ha. Hep Kadıköy'de eğlenir. Çünkü evleri Zekeriya Köy'de. Niye bunlar devamlı Kadıköy'de? Kadıköy'de miymiş? Kadıköy'deymiş. Hatta o
bilmiyorum beyefendinin kim olduğunu, ona baba diyorlarmış. Kadir'in de gittiği kişiye. Kadir ile Neslihan'ın baba gittiği, diyormuş. Evet baba diyorlarmış. Yani lakabı babaymış. Baba, baba, baba. Ve onun için devamlı Kadıköy'de yakalanıyorlar. Ve olay olduktan hemen ertesi günde zaten el ele biliyorsunuz Kadıköy'de yakalandılar. Yine olaydan evet. Olaydan sonra tekrar oraya gittiler. Evet. Ama şimdi de şu tarafından bakın. Neslihan biliyorsunuz 20 yaşında Fatih Harbiye ile hayatımıza girdi. Daha 20 aslında yaşındaydı bu kız. Aslında daha eskiden yaprak dökümüyle ama işte 2 sezon oynadı anne. Bu arada kız. O zamana kadar küçücüktü. Ailesine bakan bir kız. Evi geçindiren Neslihan. Annesiyle babası ayrı. Belki de babasının annesiyle belki babasına bir kini var ki babasının cenazesine bile gitmemiş biliyorsunuz. Babayı terk etmiş. Evet. Eve bakan zaten Neslihan. E bu kız yani normal olarak ben de Bahçeliler'de büyüdüm. Yadırgadım'dan değil. Bağcılar'da büyümüş. Normal orta halli bir ailenin kızı. E 20 yaşında da Kadir'le tanışıyor. E Kadir de hayatı yalamış yutmuş. Nasıl yaladı yuttu ya? Şöyle düşün. Gece kulüplerinde bu adam sonuç olarak işletmecilik yapmış. Evet. Hande Yener gibi bir kadınla birlikte olmuş. Sonuç olarak Neslihan'dan 10 kat daha tecrübeli hayatta değil mi? Bunu söyle canım. Okey. Sonra Neslihan bunu buluyor. Buna sarılıyor. Bunu ne diyor? Anam gibi diyor, babam gibi. Kızı öyle bir almış böyle kollamış ki. Anası olmuş, babası olmuş, kardeşi olmuş. Onu hayatı vermiş. E kız da etkilenmiş. Ama sonra da işte bu dergahlarla bambaşka bir şey olmuş yani. Şimdi bu dergah Kadıköy'deki bu dergaha evet, ben buradan sesleniyorum babaya. Babaya bir seslenelim. Şimdi oradan. Babacığım. Evet. Siz bu dergahta bu adamlara gidip başka el alemin kadınlarına dokunabilir, onlara dudak dudağı olabilirsiniz ve karınız size asla karışamaz diyorsanız eğer biz aynı esnekliği Neslihan da bir gece kulübünde başka adamlarla yaparken görmek isteriz. Tabii. Bu dergahta böyle bir genişlik varsa doğru mu? Çok güzel yani söyledi. İnsan olarak eşitlik varsa babacığım, babacığım. Evet. İnsan olarak eşitsek aynı şeyde rahatlığı Neslihan'a göstermesi ya da sorarım Kadir'e. Neslihan herhangi bir adamın kolunda sabaha kadar eğlense evet. Sen yine elinden tutup Bakü'ye gidip onunla sarmaş dolaş olacak olur. Mısın? Karımdır ne yapsa yeridir sorun yok. Yani. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Biz Ebru'yla şunu konuştuk. Bize ne ki? Harbi harbi. Diyecekler ki oradaki kadınlar. Annem dedi ya. Annem dün dedi ki bana. Ya dedi siz niye uğraşıyorsunuz? Kadın. Adamın karısı razı dedi. Bravo. Ya. Size ne oluyor dedi ya. Dosyayı kapatıyorsun. Ay size ne dedi ya. Yani o kadar haklı ki anne. Karısı nasıl razı olduğunu ha? Görüyoruz. Şimdi insan dili diye bir şey var. Kızın oradaki o röportajdaki ağız, dudak, burun, mimiklerini fark ettiniz mi? Ne kadar rahatsız zaten aslında. Zaten stresli. Burada ayakta duramıyor zaten. Şimdi ben mesela o Çeşme'de dudak dudağa geldiği kadına soru sormak istiyorum. Kadın bana dönüp dese ki ya sana sen ne soruyorsun Neslihan sana hayırdır dese ben diyeceğim doğru. Ablacığım çok haklı. Haklısın diyeceğim. Ama konu nasıl toplumsallaşıyor biliyor musun? Bir kere işin içine dergahlar mergahlar koyuyorsun. Toplumsallaştırıyorsun. Bir kere kadın figürü var işin içinde konuşmamız evet. Gerekiyor. Bu işin tabiatına aykırı olan şey konuşmamak. Tabii. Burada şunu konuşmasak bu eşyanın tabiatına aykırı. Tabii. Ama gel gelelim günün sonunda tam dosya açılmış, mahkeme kurulmuşken en yakın şahit geliyor diyor ki ben görmedim. Ben razıyım diyor ben ya. Ben olayı evet. Görmedim diyor. Bir de razıyım diyor. Ben kaderime razıyım diyor. Razıyım diyor yani size yani, ne oluyor şu diyor. Şu bölümde anlıyorum Neslihan onu anası babası bellemiş ayrı alışkanlık var kızda. Bak ben Neslihan'da sevgi olduğunu inanmıyorum artık. Tamamıyla alışkanlık bu artık. Bu alışkanlık mı yoksa bir beyin yıkaması mı? Ben size söylüyorum siz bana üfürüp inanmıyorsunuz. Yok sana bir şey söyleyeyim mi? Şaka maka kızın özgüveni bir elektrikli süpürgeyle çekilmiş. Evet. Kızın cümleleri bile ilkokul düzeyinde neden gördüğünüze inanmıyorsunuz mesela? Ha benim inanmadım o alkışlayan şeyler. Süper zekalar. Alkış bizim hep insanımızda var. Bu arada yani, bir tepkiyi koy. Yani... Körü körüne bir itaat görüyorum ben. Körü körüne. Neyi alkışlıyorsun yani? Peki mesela şu Kadir'in er gazinosu şeyiyle kıvamıyla konuştuğu bu söyleşiden ne anladınız? Hiçbir şey. Hani bir tane şey var ya sen bilirsin ne anladın yurda gülüm? Gerçekten ne anladın? Hakikaten ne anladınız? Şöyle bir şey söylüyor. Şahsileştirilmiş şahsiyetlerden şahsi bir şekilde uzun cümle kurunca haklı olduğunu sananlar derneği başkanı tebrikler. İşte çok güzel hitap ediyor. Yani nasıl söyleyeyim ikna kabiliyeti. Aman ne ya. Ve laf kalabalığı.
Şimdi ben, sus be. Ben inanmam ama ona evet. inanan bir kesim var. İşte müritleri tarafından. Var yani. Müriti de gerçekten karısı. Ya bu işin, bak bu işin Türkçesini size söyleyeyim. Öz Türkçesini söyleyeyim. Burada ne yaparsan yap Kadir, ben senin yanındayım diyen bir zihniyet var. Tabii yürü, ben senin arkandayım. Ben o annem beni anlamıyorun altını çizmesinin de sebebini söyleyeyim size. Annesi gerçekten boşatmak istiyor. Tabii. Abi bizim haberlerden cephe aldı sonra. Cephe aldı şu an anne. Şu an anneye cephe aldı. Onur'un haberinden sonra zaten o evet, biliniyor. Tabii. Onun için özellikle biliyorsunuz, annem diyor. Ben de akar... için sordum. Annesinin üstünde yaptırımı var mı diye. Bir kadın vardır annesini gerçekten dinler. Tabii. Bir kadın vardır dinlemez. Neslihan hiç yok. Ana baba gözü görmüyor Neslihan'ın. Peki evet. bu şu anda ne olacak biliyor musun Neslihan? Sen o başrol falan hayallerini unut. Evet. O çok bilir kişi evet. Böyle çıkıp ben aslında bu şampuanı kullanıyorum. Ben aslında bu yemek, bu yağı kullanıyorum falan filan. Onu da unut. Bunu da unut. Kimse senin zaten tercihlerine saygı duymayacak. Yok. Çünkü bütün kariyerini yerle bir edecek bir duruşu sergiledin. Evet. Ne Kadir'e ne sana yaradı. Ya bir insanın kendine verdiği zararı. Çünkü Kadir Neslihan'sız bir hiç. Burada en fikir miyiz? Ne tabii. oyunculuk olarak. Ama tabii. ama Neslihan'a tam Neslihan'a işte, tam tersini yansıtıyor. Kadir yapışmış. Yani, Neslihan'ın bunu görmesi lazım yani. Çünkü bak dizi yaptılar, büyük para kaybı. Sonra Huysuz Virgin'in filmini çekeceklerdi. Yapım aşaması başlandı, araştırmalar yapıldı, para harcadı. Sonra filmi çekemediler. Alim diye bir prodüksiyon şirketi kurdular ortak. Evet. Huysuz Virgin'i çekemediler. Ona da alim diyorlarmış arkadaşları. Evet. Alim. Tabii. Kadir'e. Alimden zalim, mi? Zalimden alim mi doğardı? Oldu. Yani bak, Huysuz Virgin'i de çekemediler. Orada da para gitti. Kadir zaten Neslihan'a muhtaç. Ama Neslihan Kadir'e muhtaç değil. İşte sevgisiymiş. Tamam, evet. Yani gerçekten başların böyle aşkın ızdırabına. Şimdi bir de Neslihan diyor ya, bak izleyicimiz de söylemiş. Neslihan diyor ya, gördüğünüze ne inanmıyorsunuz? Çeşmedeki görüntüyü ver, ben gördüğüme inandım zaten. Yani. Evet. Hayır, oradaki gördüğüne inanacakmışım. Bak yanındayım ben diyor. Ya biz, hani hep ben de Neslihan'a diyorum ki, Neslihan'cığım biz gördüğümüze inandık. Sen neden gördüğüne inanmıyorsun? Görmüyor, perdeymiş. Gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz. İşte gerçekten bir hadisi şerif görüyorum şu anda ya karşımda. Perdeymiş. Hepimizi alimleştirdi adam. Hepimizi ikna etti. Bir şey söyleyeyim mi Neslihan? Üniversitelerde eminlikle tez konusu. Bir kadının şuuru yitirildikten sonra nasıl davranır? Beni istemeyen, benden ziyade başkalarıyla vakit geçirmeye bu kadar hevesli, benim belimi tutacağına, el alemin belinde sabahlayan adamı yemişim öyle aşkı ya. Büyük sözümü al, büyük söz. Ben hocasının yani telefonunu rica ediyorum. Bütün şunu da algılayamıyorum. Ben babanın telefonunu alamıyorum. Baba, biz diyoruz ki Neslihan'la şöyle kız kıza bir tatil yapalım. Vallahi. Yok, koyalım ortaya. Gelen sarılsın, giden sarılsın. Nasıl olsa dergah. Geniş. Geniş tabii. Yok bakın, canım. Dün de söyledik Ebru'yla. Bir takım dergahların, bir takım inanışların, bir takım insanların yanından geçemezsiniz. Öyle Bektaşilikle, Bektaşi şeyleriyle, felsefesiyle falan bu işi kotaramazsınız. Hiçbir Bektaşi bunu ne kabul eder ne de bunun yanında durur. Asla. Ben hiçbir yerde Bektaşi'yle inanıyorum deyip altını çizmeyin. Hepimiz neye inandığımız belli, böyle bir inanış yok. Git oyun hamuruna inan, bunu yapamazsın. Kadir Neslihan'ın kariyeriyle oynuyor. Net. Bir güzel oynuyor. Tabii. Ve bunların hepsini para için yapıyor. Bakın gördüklerinize inanın dedi. Kendisi öptü. Para için. Para. Çünkü para kaynağı Neslihan. Ya böyle devam ederse hiçbir yapımcıdan da iş alamayacak Neslihan. Bir ikincisi, bu arada kendi zaten yapım şirketleri var da. Ama yani. Bir de Neslihan'cığım görürsen eğer bu adamla bu iş yürümüyor. Bu adamın oyunculuğu, ya bu adam hepinize oynuyor. Dışarıda oynadığı şekil daha iyi. Bak gerçekten hepinize oynuyor yani. Hiçbir zaman şöyle samimi görmediğimiz Neslihan'la Kadir'i... Son 3 gündür hep sen mi? Yalan şapşıp şapşıp şapşıp. Siyam ikizi oldular. Ne oldunuz ya? Eğer bu kadar ikizseydin, götürseydin Alaçatı'ya karınla oynasaydın da biz de burada deseydik. Ne kadar mutlu çift. Ya, ya sanki şu görüntülere baktığım zaman balayına çıkmış gibi değiller mi? Evet. İlginç yani, ilginç olan o. Yani çekildiklerinin o kadar, belki videolar çekilip onlar tarafından bile bize atılıyor olabilir. Olabilir haber tabii canım. Yok yok, kendileri yani, de çektiriyorlar zaten de. Yani %100 bu Bakü zaten ticari bir gezi. Bu Bakü gezisinden her yerden karla dönmeyi amaçlamışlar. Tabii. Ama bunların hepsini yönlendiren Kadir. Yani o Neslihan'ın özgüvensiz cevaplarıyla evde zaten hiçbir hükmünün
olmadığı, eşitliğin söz konusu bile olmadığı evet, bir maalesef. Durumla maalesef neden karşı bir kadın karşıyız. Kendine bunu yapar ya? Hep aklım bunu sorgularım almıyor. Ben. İşin yani şimdi Neslihan'ı düşünüyorum da hani bazen sosyal ortamlarda görüyoruz mesela sosyolojik de bir durum. Hani kadının ekmeği yok, kocasına muhtaç, çocuklarına bakamıyor. Anlarım ama Neslihan neden böyle bir şey yapıyor? Kariyeri var. Çok güzel bir mesleği var, işi var, parası var ve geleceği var ama şu an geleceğini de allak bullak ediyor. İnşallah ileride çok üzülmez. Başka bir şey söyleyeceğim. Neslihan sanırım babasıyla olan iç savaşından dolayı babasız büyümesi sıkıntı değil benim için. Bir iç savaş var aralarında. Hayatındaki erkek seçimlerini yanlış yapmaya çok eğilimli. Ben onu yıllar önce yaprak dökümünde oynarken daha çocuk yüzü çok tanınıyorken ama ismi bilinmiyorken ve daha çocukken Beyoğlu'nda yürürken yanında erkek arkadaşıyla görmüştüm. M harfiyle başlayan çok önemli bir makyaj var ya hani make-up markası. Oraya girdi böyle ben orada işte orada gördüm ben oradaydım. Oraya girdi bir tane ruj baktı koydu. Sonra o çocuğun elini tuttu çıktı. Size yemin ediyorum çocuğun tipi bir homeless. Gerçekten söylüyorum. Hadi ya. Evsiz yani. Evet öyle biri. Ve böyle nasıl söyleyeyim size. Hani sokakta görsen aman kızım bundan uzak dur diyeceğin bir tipti. Basaklı. Çok o kadar şaşırmıştım ki. O çocuğun giydiği kot pantolonunu bile hatırlıyorum yani o pisliğini. Homeless gibiydi yani evsiz yani hani ben pasaklı ki, pis pasaklı bir şey yani. Tehlikeli de. Ha, bir sanki de. Bir şey kullanıyor gibi. Ha. Ben o zaman demiştim ki aa hani bu kız dedim Kanal D'nin en lokomotif işini küçüktü. Hmm. En lokomotif işini götürüyor. Biraz dedim yanındakine dikkat etmez mi falan filan. Net hatırlıyorum. Bak mağazayı bile hatırlıyorum ya Neslihan'ın. Sonrasında herhalde yıllar geçti. Hala tercihlerinde çok sağlıklı kararlar veremiyor. Ya da birine tutunup onda kalma, hayata karşı özgüvensizliğini onunla giderme. Yani onun için ihtiyacı var. İşte ben diyorum tüm ya. Babalara gerçekten dün de anne babalara, bütün babalara sesleniyorum. Ben babasız büyümüş bir insan ama benim annem erkek gibi bir kadın olduğu için hiçbir zaman bir babaya ihtiyaç duymadım. Ha başımda olsaydı tabii iyi olurdu. Allah rahmet eylesin ama kız çocuklarınızı sevin. Kız çocuklarınızı sevmezseniz, kız çocuklarının derdini dinlemezseniz, kız çocuklarınıza özen göstermezseniz sonu hepsinin böyle Kadir gibi adamlarla evli olması olacak. Lütfen evet. Kız çocuklarınıza sahip çıkın. Babasızlığı baba sevgisi görmeyen, anasına şiddet uygulayan bütün kızların sonu hep böyle adamlarla evlenmek oluyor çünkü. İlk fırsatta ilk seveni diyor ki kaçış görüyor. İlk gördüğünü aşk sanıyor. Onun için babalar, babalarınızı yapın. Kız, özellikle kız evlatlarınıza lütfen arkadaş olun. Korkma sizden korksunlar ama Allah da, gerçekten de Allah da bir akıl vermiş. Yani. Allah da bir akıl vermiş. Ama psikolojiyle bu travma, yani, bu çok ama çocuk, o zaman destek alınacak. Destek onu alınacak. Kabul edemiyorsun. Biz halk olarak psikoloğa yıllarca deli doktor demiş bir halkız. İşte ben zaten psikoloğa giden herkesin iyileşmeye çok meyilli olduğunu kabul etmişse yani iyileşmiş. Tabii canım. Bunu yıllarca tabii. Biz yapamıyoruz bunu. Onun için onu kabul edemiyor herkes hayatım. Ben onun için babalara burada özellikle lütfen. Doğru yani. Söylüyorsun. Yani burada aslında annelere de iş düşüyor. Çünkü çocukla en çok teşviki mesaide olan, zaman geçiren anneler. Mesela ben de çocuklarımı anne baba ayrıydı. Vallahi psikologlarla büyüttüm. Yani bu kötü bir şey değil ki. Annelerin de çocuklarının üzerinde bu tespitleri yapıp bir an önce küçükken bunun çaresine bakmalılar ki ileriki yaşamlarında o özgüven kayıpları olmasın. Evet çok büyük bir sevgi eksikliği ilerleyen zamanlarda hayatınızın öyle bir trafik kazasına sebep olabilir ki bu çok doğru kesinlikle. Söylüyorsun. En önemlisi aileden tabii ki bu işi çözmek. Ha diyelim baba vefat mı etti? Burada gerçekten annenin eksiklikleri mi var? Olabilir insan olabilir. Ya. Olabilir. O zaman da gerçekten bir tedavi yöntemine destek. Gidilmeli. Çünkü biz burada niye bunu söylüyoruz biliyor musun? Hepimizin kızları var. Evet. Ve ben de o da babasız büyütüyor. Biz mesela Saygı'nın babasıyla konuşurken hep şunu söylüyoruz. Öyle bir sevgi vermeliyiz ki
İlk gördüğün sevgiyi aşk sanmasın. İlk başını okşayana kanmasın. Bu bilinçle büyüttüğümüz evlatlarımız, tabii Allah bize ne gösterecek? Allah herkesin evladını güzel insanlarla karşılaştırsın. Evet. Bilmiyoruz ama şurada patolojik bir vaka var. Evet, evet. Bu sıkıntılı bir süreç. Evet. Bunu artık görmek ve veya görmezden gelmek, uygulamasına yani geçmek şartı var Neslihan. Evet. Gerçekten artık söyleyeceğim yani, çok fazla bir şey. Ben Neslihan'da ne görüyorum biliyor musun? Böyle kendine bile zarar verebilecek bir şey görüyorum bu kızda. Allah korusun, inşallah aklıma gelen başıma gelmez. Bir depresiflik değil mi? Böyle kendine bir şey yapacak gibi duruyor bu kız ama inşallah ben yanlış çıkarım. Evet. Allah korusun ya.